Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, konjunktionen anstatt das, anstatt zu. Hazırsanız dersimiz başlasın. Şimdi arkadaşlar, konjunktionen denildiğinde ne anlamalıyız? Bu bağlaç anlamına geliyor. Anstatt arkadaşlar, bir şeyin yerine anlamında. Dolayısıyla ben anstatt das ya da anstatt zu kullanabiliyorum. Yani iki alternatifim var. Anstatt zu da anstatt zu plus infinitifi, yani mastar hali gerektiriyor. Ne demek istediğimi zaten cümleler içerisinde görüyor olacağız. İlk örneğimize bir bakalım. Şimdi burada iki cümle görüyoruz arkadaşlar. Bu iki cümleyi bir araya getireceğiz. Anstatt kalıbını kullanarak. Petra hilft ihrer Freundin nicht. Sie sieht fern. Bu iki cümleyi görüyoruz. Öncelikle bir anlamlandıralım. Petra helfen neydi arkadaşlar? Yardım etmek demekti. Petra kız arkadaşına yardım etmiyor. Petra da bu arada kadın ismi, değil mi? Sie sieht fern. Fernsehen neydi arkadaşlar? Televizyon izliyor. Şimdi biz bu iki cümleyi bir araya getirecek olursak ne deriz arkadaşlar? Petra arkadaşına yardım etmektense televizyon izliyor diyeceğiz, değil mi? Bu durumda anstatt kalıbından destek alacak olursak, anstatt das ya da anstatt zu kalıplarından dilediğimizi kullanabiliriz. Öncelikle bir anstatt das kalıbına bakalım ne oluyormuş. Bakın öncelikle arkadaşlar, Petra sieht fern. Burada öncelikle sonucu söylemiş oluruz ya da yapılan aksiyonu söylemiş oluyoruz. Petra ne yapıyor? Televizyon izliyor. Dolayısıyla Petra sieht fern, virgül mü koydum, anstatt dass sie ihrer Freundin hilft. Bakın burada ne oldu arkadaşlar? Anstatt yerine anlamında. Dolayısıyla kız arkadaşına yardım etmek yerine ne yaptı? Televizyon izledi demiş oluyoruz. Bakın burada arkadaşlar ne oldu? Anstatt das yapısında helfen, yani çekimlenmiş olarak karşımıza çıkan helfen, değil mi burada? Ne oldu? Cümlenin sonuna gitmiş oldu. Burada bu kelimelerin pozisyonlarına çok çok dikkat etmemiz lazım. Demek ki anstatt das olduğunda ne oluyor? Eylemimiz çekimli olarak cümlenin sonuna gitmiş oluyor. Şimdi ben aynı anlamı anstatt zu ile de ifade edebilirim. Dolayısıyla bakın ne yapacağım? Petra sieht fern. Gene aynı şekilde ne yapıyorum? Yapılan aksiyonu söylüyorum. Petra televizyon izliyor. Kız arkadaşına yardım etmek yerine dediğimde bakın anstatt zu'yu devreye sokacağım. Petra sieht fern, virgülümü koydum, anstatt ihrer Freundin zu helfen. Hatırlayın arkadaşlar, zu plus infinitif'te ne demiştik? Mutlaka mastarda kalması gerekiyor eylem. Yani olması gerektiği gibi. Dolayısıyla ne yaptık arkadaşlar? Zu helfen ile cümleyi sonlandırdım ve ne yaptım? Bu şekilde bırakmış oluyorum. O zu helfen yapısını aralara katamam. Mutlaka cümlenin sonuna atmam gerekiyor. Demek ki arkadaşına yardım etmek yerine Petra ne yapıyor? Televizyon izliyor dediğimde Petra sieht fern, anstatt ihrer Freundin zu helfen demiş oluyoruz. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Udo geht nicht raus. Rausgehen dışarı çıkmak demek arkadaşlar. Bu da gene ayrılabilir bir fiil. Er liest lieber einen Krimi, lesen okumak. Einen Krimi, der Krimi, kriminal roman, polisiye anlamında. Bu arada Alman edebiyatı polisiye adına çok çok geniş bir çeşitliliğe sahiptir ve çok çok okunan kitaplar, kitap türleri arasında polisiye romanlar yer alıyor. Dolayısıyla onu da hatırlatmış olalım. Er liest lieber einen Krimi. O iyisi mi ne yapıyor? Polisiye roman okumayı yeğliyor demiş oluyoruz. Şimdi biz bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde Udo bir kriminal roman okuyor, bir polisiye okuyor. Dışarı çıkmak yerine dediğimizde ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki o aksiyonu, yapılan aksiyonu yazmamız gerekiyor. Cümlenin başına belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ne diyeceğim? Udo liest lieber einen Krimi. Yani Udo ne yapıyor? Kriminal roman okumayı yeğliyor.
dışarı çıkmak yerine dediğimde ne diyeceğim demek ki? Udo liest lieber einen Krimi, virgülümü koydum. Anstatt dass rausgeht. Bakın burada ne oldu arkadaşlar? Rausgehen ayrılabilir fiil bir araya geliyor. Ancak dikkat edin burada çekimlenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki anstatt das kalıbı olduğunda ayrılabilir fiil bile olsa bir araya gelmek durumunda ve o şekilde çekimlenmek durumunda. Dolayısıyla anstatt das rausgeht şeklinde ne yapmış oluyorum? Bu cümleyi tamamlamış oluyorum. Bu durumda ne diyeceğim demek ki? Udo liest lieber einen Krimi anstatt das rausgeht diyorum. Bunu zu plus infinitif olarak da ele alabiliriz. Değil mi? Bu durumda ne olacak bakalım. Gene aynı şekilde Udo liest lieber einen Krimi diyorum. Virgülümü ayırdım ve anstatt rauszugehen. Bakın arkadaşlar burada ne oldu? Ayrılabilir fiil olsa da araya ne geldi? Zu plus infinitif değil mi? Yapı işin içerisine girdi. Dolayısıyla anstatt rauszugehen ile ne yapmış oldum? Cümleyi tamamlamış oldum. Dolayısıyla ne diyeceğim? Udo liest lieber einen Krimi anstatt rauszugehen. Yani gene aynı anlamda ne yapıyor? Udo kriminal roman okuyor dışarı çıkmak yerine demiş oluyoruz. Şimdi üçüncü örneğe bakalım arkadaşlar. Mia schwimmt nicht gern. Mia bu bir kadın ismi arkadaşlar. Schwimmen değil mi? Yüzmek demekti. Yüzmeyi sevmiyor. Yani pek sevmiyor yüzmeyi. Sie spielt lieber Tennis. Demek ki tenis oynamayı yeğliyor demiş oluyoruz değil mi? Burada şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yapılan aksiyona bakmamız lazım. Ne yapmayı seviyor? Tenis oynamayı seviyor. Ne yerine? Yüzmek yerine. Dolayısıyla ben ne yapacağım şimdi? Mia schwimmt, düzeltiyorum. Mia spielt lieber Tennis. Anstatt dass sie schwimmt dediğimizde anstatt das yapısı demek ki kullanıldığında ne yapıyorum? Eylemi çekimlemiş olarak cümlenin sonuna atıyorum ve anstatt dass sie schwimmt dediğimizde değil mi? Bu şekilde cümlenin anlamını sağlamış oluyoruz. Yani Mia tenis oynamayı yeğliyor. Yüzmek yerine demiş oluyoruz. Tabii bunu güzel Türkçe'ye çevirdiğimizde böyle biraz devrik gibi geliyor olabilir ama anlaşılsın diye bu şekilde ifade ediyorum ki cümlenin yapılarını iyi oturtabilelim diye arkadaşlar. Şimdi aynı yapıyı ben anstatt zu ile de ne yapabilirim sağlayabilirim. Bu durumda ne yapacağım? Bakın Mia spielt lieber Tennis virgülümü koydum. Anstatt zu schwimmen dediğimizde bakın ne demiştik? Zu plus infinitif yani mastar halde kalması gerektiğini değil mi? Burada görüyoruz. Dolayısıyla yüzmek yerine tenis oynamayı yeğliyor. Kim? Mia demiş oluyoruz. Dördüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar Jürgen geht zu Fuß in die Schule. Zu Fuß yayan değil mi? Yayan olarak değil mi? Ne yapıyor? Okula gidiyor. Er fährt nicht mit dem Bus. O otobüsle gitmiyor. Dolayısıyla biz ne yapacağız arkadaşlar? Jürgen okula yürüyerek gitmeyi tercih ediyor. Otobüsle gitmek yerine. Dediğimizde bakın ne olacak? Anstatt das ile inceleyelim. Jürgen geht zu Fuß in die Schule, virgülümü koydum. Anstatt das mit dem Bus fährt. Bakın otobüsle gitmek yerine ne yapıyor? Yayan olarak okula gitmeyi gidiyor demiş oluyoruz değil mi? Bakın burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar nicht olumsuzluğunu kaldırmış olduk. Çünkü orada otobüste gitmek yerine demiş oluyor değil mi? Şimdi tabii bu güzel Türkçemizde de böyle. Ne demiş oluyorum? Otobüste gitmek yerine değil mi? Burada da bir olumsuzluk yok. Almanca'da da bu paralelde kullanılmış oluyor. Şimdi biz bunu anstatt zu ile de dile getirebiliriz. Bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Jürgen geht zu Fuß in die Schule anstatt mit dem Bus zu fahren denildiğinde zu plus infinitif gene burada ne oldu? Hissettirmiş olduk değil mi? Zu plus infinitifi. Demek ki arkadaşlar ne anlamalıyız? Anstatt das, anstatt zu şeklinde ne yapabiliyoruz? Bir şekilde ifade edebiliyoruz. Yani dilediğimiz gibi. Bu arada şunu da söylemekte fayda var.
Anstatt yerine ben Stadt da diyebilirim. Stadt das ya da Stadt zu şeklinde de bunu ifade edebilirim. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Demek ki ilk örnekte arkadaşlar Petra hilft ihrer Freundin nicht. Petra kız arkadaşına yardım etmiyor. Sie sieht fern. O televizyonu izliyor. Şimdi burada yapılan aksiyon televizyon izlemek olduğu için bunu başa getirmek durumundayım. Bu durumda ne diyeceğim? Petra sieht fern. Ve ne yapıyor arkadaşlar? Ne yerine? Kız arkadaşına yardım etmek yerine dediğimizde anstatt das kalıbını kullandığımızda ya da statt das da diyebilirdik. Statt ja da anstatt dass sie ihrer Freundin hilft dediğimizde hilft ne olacak demek ki arkadaşlar buradaki eylemi cümlenin sonuna atmamız gerekiyor. Aynısını ben anstatt zu ile de ifade edebilirim. Bu durumda Petra sieht fern anstatt ihrer Freundin zu helfen demiş oluyoruz. Orada mutlaka zu helfen yani oradaki master'ı mutlaka hissettirmemiz lazım arkadaşlar. Orada bir çekimleme yaparsak hata etmiş oluruz. Buna mutlaka ama mutlaka dikkat edelim. İkinci örnekte Udo geht nicht raus. Rausgehen dışarı çıkmak ayrılabilir fiilini görüyoruz. Er liest lieber einen Krimi. O bunun yerine ne yapıyor? Polisiye roman okumayı yeğliyor. Şimdi ne diyeceğiz? Udo kriminal değil mi? Polisiye roman okumayı yeğliyor. Dolayısıyla Udo liest lieber einen Krimi anstatt dass er rausgeht. Bakın burada da anstatt das yapısını kullandığımızda demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Ayrılabilir fiil bir araya geliyor ve çekimlenmiş oluyor. Bu çok çok önemli. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Onu master'da asla tutamayız. Hata etmiş oluruz. Anstatt das yerine anstatt zu şeklinde de ifade edebiliriz. Dolayısıyla aynını aşağı taşıyacağız ve ne diyeceğiz? Udo liest lieber einen Krimi. Udo kriminal roman okumayı yeğliyor. Dışarı çıkmak yerine. Dolayısıyla anstatt rauszugehen demiş oluyoruz. Üçüncü örnekte Mia schwimmt nicht gern. Mia yüzmeyi pek yeğlemiyor, pek sevmiyor yüzmeyi. Değil mi? Sie spielt lieber Tennis. O tenis oynamayı yeğliyor dediğimizde bunu anstatt das ile ifade ettiğimizde tenis oynadığını ifade etmemiz gerekiyor öncelikle. Yani tenis oynamayı yeğliyor değil mi? Bunu daha öncül tutuyor. Dolayısıyla Mia spielt lieber Tennis anstatt dass sie schwimmt ya da Mia schwimmt, düzeltiyorum. Mia spielt lieber Tennis anstatt zu schwimmen. Bakın burada da gene zu plus infinitifken ne hissettirmiş oldu. Dördüncü örneğe baktığımızda Jürgen bu bir erkek ismi değil mi? Jürgen geht zu Fuß in die Schule. Yayan olarak okula gidiyor. Er fährt nicht mit dem Bus. O otobüsle gitmiyor. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Yapılan durumu belirtmemiz gerekiyor. Nedir o? Yayan olarak gidiyor. Dolayısıyla Jürgen geht zu Fuß in die Schule. Anstatt dass er mit dem Bus fährt, değil mi? Otobüsle gitmek yerine yayan olarak okula gidiyor demiş oluyoruz. Anstatt das yerine anstatt zu da diyebiliriz. Bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Jürgen geht zu Fuß in die Schule anstatt mit dem Bus zu fahren dediğimizde demek ki ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Aynı anlamı demek ki iki türlü dilediğimiz gibi ifade edebiliyormuşuz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Petra hilft ihrer Freundin nicht. Sie sieht fern. Petra hilft ihrer Freundin nicht. Sie sieht fern. Petra sieht fern, anstatt dass sie ihrer Freundin hilft. Petra sieht fern, anstatt dass sie ihrer Freundin hilft. Petra sieht fern, anstatt ihrer Freundin zu helfen. Petra sieht fern, anstatt ihrer Freundin zu helfen. Udo geht nicht raus. Er liest lieber einen Krimi. Udo geht nicht raus. Er liest lieber einen Krimi. Udo liest lieber einen Krimi, anstatt dass er rausgeht.
Udo liest lieber einen Krimi, anstatt dass er rausgeht. Udo liest lieber einen Krimi, anstatt rauszugehen. Udo liest lieber einen Krimi, anstatt rauszugehen. Mia schwimmt nicht gern. Sie spielt lieber Tennis. Mia schwimmt nicht gern. Sie spielt lieber Tennis. Mia spielt lieber Tennis, anstatt dass sie schwimmt. Mia spielt lieber Tennis, anstatt dass sie schwimmt. Mia spielt lieber Tennis, anstatt zu schwimmen. Mia spielt lieber Tennis, anstatt zu schwimmen. Jürgen geht zu Fuß in die Schule. Er fährt nicht mit dem Bus. Jürgen geht zu Fuß in die Schule. Er fährt nicht mit dem Bus. Jürgen geht zu Fuß in die Schule, anstatt dass er mit dem Bus fährt. Jürgen geht zu Fuß in die Schule, anstatt dass er mit dem Bus fährt. Jürgen geht zu Fuß in die Schule, anstatt mit dem Bus zu fahren. Jürgen geht zu Fuß in die Schule, anstatt mit dem Bus zu fahren. Sıradaki örneğimizde devam edelim arkadaşlar. Der alte Mann mäht den Rasen. Evet, den Rasen mähen, çim biçmek. Tabi Almanca'da burada akusatif olduğu için çimi biçmek, çimleri biçmek olarak ele alınıyor. Demek ki yaşlı adam çim biçiyor demiş oluyor. Değil mi bu cümle? Er ruht sich nicht aus. Ausruhen, sich ausruhen, dinlenmek demek. O dinlenmiyor. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Yaşlı adam çim biçiyor. Ne yapmak yerine? Dinlenmek yerine. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bu durumda mäht den Rasen, değil mi? Der alte Mann mäht den Rasen ile cümlemiz başlıyor. Virgülümü koyuyoruz ve ne yapıyoruz? Anstatt dass er sich ausruht. Bakın ayrılabilir fiil olan ausruhen ne oldu? Bir araya geldi ve çekimlenmiş olarak karşımıza çıktı. Ve anstatt dass er sich ausruht ile cümleyi tamamlamış oluyoruz. Demek ki ne yapıyor? Yaşlı adam çim biçiyor, dinlenmek yerine demiş oluyoruz. Aynı şekilde bunu anstatt zu ile de ifade edebiliriz. Bu durumda der alte Mann mäht den Rasen. Gene ne yaptım? Virgülümü koydum. Anstatt sich auszuruhen. Ne demiştik arkadaşlar? Zu plus infinitif ayrılabilir fiil olduğu için araya zu yapısı girdi ve auszuruhen, değil mi? Anstatt sich auszuruhen demiş olduk. Burada da anlaşılacağı üzere demek ki sich ausruhen demek ki nasıl bir fiilmiş? Refleksif bir fiilmiş. Ve sıra geldi son örneğe. Ne diyor örneğimiz? Natalie ruft ihren Ehemann an. Anrufen, telefon açmak demekti. Değil mi? Ihren Ehemann, eşini. Değil mi? Demek ki der Ehemann, koca, eş anlamında. Dolayısıyla Natalie, bu bir kadın ismi. Ne yapıyor? Natalie eşini arıyor. Sie geht nicht einkaufen. Gayet anlaşılır bir cümle. O ne yapmıyor? Alışverişe gitmiyor. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Natalie eşini arıyor. Ne yapmak yerine? Alışverişe gitmek yerine. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Cümlenin bu yapısını aynen buraya geçireceğiz. Ve Natalie ruft ihren Mann, Ehemann an. Anstatt dass sie einkaufen geht. Bakın einkaufen, alışverişe gitmek dediğimiz için biz burada gehen'e dikkate almamız gerekiyor. Çünkü einkaufen, alışveriş anlamında. Dolayısıyla güzel Türkçe'de de öyle deriz ya, alışverişe gitmek gibi, pazara gitmek gibi düşünülmeli bu. Dolayısıyla bu şekilde ne yapmış oluyoruz? İfade etmiş oluyoruz. Anstatt das yerine demek ki diğer alternatifimiz neymiş? Anstatt zu. Ne yapıyoruz? Bakın gene aynı şekilde Natalie ruft ihren Ehemann an, anstatt einkaufen zu gehen dediğimizde demek ki yine aynı anlamı verdik. Ancak burada zu plus infinitif olduğundan dolayı eylemimiz olan gehen'in önüne zu gelmiş oldu. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Beşinci örnek ne diyor? Der alte Mann mäht den Rasen. Yaşlı adam çim biçiyor. Tabi Almanca'da bu ne oluyor? Çimleri biçiyor şeklinde ifade ediliyor Almanca'da. Er ruht sich nicht aus. O dinlenmiyor. Ausruhen
ayrılabilir fiilini görüyoruz. Hatta sich ausruhen, değil mi? Refleksiflik de var işin içerisinde. Şimdi biz burada bir neden sonuç demeyelim ama şunun yerine bunu yapıyor dediğimizde demek ki der alte Mann mäht den Rasen anstatt dass er sich ausruht, çim biçiyor, ne yapmak yerine? Dinlenmek yerine demiş oluyoruz. Ya da anstatt zu ile ifade ettiğimizde der alte Mann mäht den Rasen anstatt sich auszuruhen diyoruz. Ve son örnekte ise Natalie ruft ihren Ehemann an. Natalie eşini arıyor. Sie geht nicht einkaufen. O alışverişe gitmiyor. Demek ki burada da ne yapmak yerine bir şey yapıyor dediğimizde değil mi? Ne diyeceğiz? Anstatt yerine anlamına gelen anstatt ya da statt da diyebiliriz arkadaşlar buna. Statt das, statt zu da pekala diyebiliyoruz. Bu durumda Natalie ruft ihren Ehemann an, anstatt dass sie einkaufen geht. Ya da ne diyeceğiz? Natalie ruft ihren Ehemann an, anstatt einkaufen zu gehen. Yani Natalie eşini arıyor, alışverişe gitmek yerine demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der alte Mann mäht den Rasen. Er ruht sich nicht aus. Der alte Mann mäht den Rasen. Er ruht sich nicht aus. Der alte Mann mäht den Rasen, anstatt dass er sich ausruht. Der alte Mann mäht den Rasen, anstatt dass er sich ausruht. Der alte Mann mäht den Rasen, anstatt sich auszuruhen. Der alte Mann mäht den Rasen, anstatt sich auszuruhen. Natalie ruft ihren Ehemann an. Sie geht nicht einkaufen. Natalie ruft ihren Ehemann an. Sie geht nicht einkaufen. Natalie ruft ihren Ehemann an, anstatt dass sie einkaufen geht. Natalie ruft ihren Ehemann an, anstatt dass sie einkaufen geht. Natalie ruft ihren Ehemann an, anstatt einkaufen zu gehen. Natalie ruft ihren Ehemann an, anstatt einkaufen zu gehen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde konjunktionen anstatt das, anstatt zu yapılarını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.